Merhaba Kınan'ım, hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün yine bir alışveriş videosunda karşınızdayım. Her alışveriş videosuna da böyle başlıyorum gerçekten. Ama bugün yine bir alışveriş videosunda karşınızdayım saç olarak. Biraz şey böyle indirimden falan aldıklarım da var. Onları da göstereceğim. Butiklerden aldıklarım da var, onları da göstereceğim. O zaman başlayalım. İlk günden başlıyorum. Bu aralar tırnaklarımda saçma sapan bir kırılma şeyi var, durumu. Yani nasıl diyeyim? Ve atıyorum şu an tamamen. Tırnak 5 katman diyelim, tamam mı? 5 ince katmandan oluşuyor. Benim sürekli ilk katman ve ikinci katman kırılıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Ve şey hani ucundan kırılma falan değil ya da ne bileyim böyle. Hani güçsüzleşir tırnağınızı, böyle bir yere çarparsanız direkt kırılır falan. Öyle bir şey değil. Katman katman kırılıyor böyle garip bir şekilde. Ben de yani sinir olmaya başladım artık buna tabii ki. O yüzden şöyle bir ürün aldım. Essence'ın. İşte bu tırnak güçlendirici bir şey. Kullanıyorum şu an. Bugün fark ettiğim kadarıyla asetonla çıkmıyormuş. Ve yani soyuluyor tırnaktan. Nasıl söyleyebilirim bunu? Bunun birkaç gün ben böyle üst üste sürdüm. Çünkü bunu nasıl kullanacağımı dair hiçbir şey bulamadım. Ben de böyle aklıma geldikçe sürüyorum tırnağımı. Bu şekilde kullanıyorum. Ben bilmiyorum doğru kullanımı bu mudur. Bu arada bu böyle 22 lira falan atıp bir şeydi fiyatı. Ya bilmiyorum şu an. Hani iyi geldi gelmedi bir şey diyemiyorum. Çünkü doğru kullanıp kullanmadığımı da bilmiyorum. Öyle bir sıkıntımız var yani. Artık... Yani umarım işe yarıyordur diyeyim. Ne diyeyim başka? Sonra şöyle bir Pantene'in Hindistan cevizi özlü yağını aldım. Ben bunu böyle işte duştan sonra saçım biraz nemliyken bunu kullanıyorum ve işte daha hızlı açılmasını falan filan sağlıyor. Falan falan. Bunu aldım. Aslında bunu almayacaktım. Şeyi almayı düşünüyordum ben aslında. Böyle 7 etik bir arada prove falan bir şey yazan çeşidi vardı bunun. Onu alacaktım aslında ama bulamadım. Bunu aldım. Bayağı da güzel kokuyor. Yani. Bunu aldım. Memnunum şu an. Bilmiyorum ben bu tip saç yağlarının farkı ne? Hangisinden memnun kaldım, hangisinden kalmadım bilmiyorum. Yani sanırım en önemlisi saçım yağlı göstermemesi diye düşünüyorum. Zaten ben çok hani buraya uygulamıyorum. Özellikle elime aldıktan hemen sonra buraya uygulamıyorum yani. Önce uçlardan başlayarak yavaş yavaş böyle elimde az kalmaya başladığını yukarıya getiriyorum ki hani yağlı görünüm olmasın. Yani memnun kaldım şu ana kadar. Sonra Bershka indirimine geçiyoruz. Bershka'da mı? Aynı gün içinde hem Bershka hem Plan B'ye gittiğim için emin olamıyorum. Ha bu Plan B'ymiş mesela. Şöyle bir kemer aldım. Şöyle göstereyim. Süet. Bir kemer. Şöyle. Gayet nazik bir tokası var. Taşlı tuşlu değil, kocaman değil. Çok güzel görünüyor bence. Şöyle bir kışlık kemer. Ben bunu çok enteresan bir şekilde 6 liraya aldım. Göstermek istiyorum. 60 liradan düşmüş 6 liraya. Bence çok iyi fiyatı. Yani bayağı iyi. Ve de güzel bir kemer. Hani bu kadar güzel bir kemer olmasaydım mutlaka alırdım 600 lira çünkü ama güzel bir kemer olması hoş. Plan B'den bir de bunu aldım. Şöyle bir sarı bodysuit. Altı maalesef çıt çıtlı değil. En kötü kısmı bu bence. Ben Zara'dan da bu tip bir şey almıştım indirimde. Çok ben tutma aldım. Ama onun da böyle çıt çıtı yoktu. Bu arada benim şey daha önceki alışveriş videomda göstermiştim. Yine böyle işte oyu fazla olan bir şey. Ama bununki çok daha fazla. Yani buradan sonrası komple oyuk. Böyle değişik biraz ama güzel duruyor. Rengini falan da sevdim ben. Özellikle bu saç rengine geçtikten sonra böyle sarı, turuncu, yeşil renkleri kendime çok daha fazla yakıştırmaya başladım. Bunu aldım. Bunu da small almışım. Ne kadardı? 30 liraydı galiba bu. Yani 30 liraydı. Böyle bir şey. Sonra
Başka geçelim. Falan bir bitti. Başkadan şunu seviyordum, beğeniyordum, görüyordum. Ve alayım dedim yani. Güzel bir rengine denk geldim. Bunun 3 farklı rengi vardı sanırım. Benim gittiğim başka da ikisi vardı. Böyle açıklı koyu gri olan, yani gri ağırlıklı olan. Bir de bu siyah, gri beyaz olan. Böyle arkasının, tanıyorum ben, arkasının böyle beyaz oluşunu da sevdim. Zaten yüksek ben. Paçası Çengelya bu arada, yani açık. Açık biraz, hani man falan değil de çan desek daha doğru olur buna. Böyle güzel bir şort. Beyaz kısmı hiç göstermiyor bu arada. Yani renklerini vesaire çok beğendim ben. Kesimi falan da çok hoş. Ben 38 aldım bunu. Güzel oturdu bence. Böyle bir şort. Bu ne kadardı? 108. Evet, 108 liraydı. Sonra şöyle bir yine Bershka'dan. Böyle aşırı crop üstlerden aldım. Daha önceki videomda gösterdiğim yeşil bir tane strapless şeyim vardı değil mi? Onun üstüne falan geçirim diye düşündüm. Hani daha böyle Eylül-Ekim civarı falan. İzmir'de Eylül-Ekim'de yaz olduğu için. Ama en üstünde de daha hani bir şeyler varmış gibi görünsün diye. Böyle bir şey giyerim diye düşündüm. Hatta bunu alırken direkt kombin yaptırmaktı. O yeşil şey bu, bir de bu şort. Böyle bir kombinimiz var. Zaman gelince yapacağım. Böyle bir işte aşırı crop bir tişört da diyemiyorum buna ama bir şey bolero gibi. 35 liraydı bu. Bunu small aldım. Sonra yine nereden devam ediyoruz? Ha şey, koton. Kotondan. Bu nerede alınan mı? Afyon'da Afyon diye bir alışveriş merkezi var. Alışveriş mağazası diyecektim. Alışveriş merkezi var. Oradaki koton, outlet bir koton. Yani yeni ürün pek olmuyordu. Hep eski ürünler, hep tek kalmış ürünler oluyor. Ben de böyle çok aniden gözüme çarptı böyle. Bir anda geldi karşıma. Şöyle bir şort buldum. Benim bu renklerde şortum yoktu. O yüzden fırtına çıktı yine. İnanılmaz ya. Ben tekti ve 36 benim bedenimdi. Bunun bu arada kemeri de var, böyle kumaş bir kemer ama annem tarafından paslı bulundu, o yüzden sanırım attı onu, bilmiyorum. Böyle işte paçası yırtık. Bu arada yıkandı bu, o yüzden böyle garip garip şeyler sarkıyor. Paçası yırtık dedi, kesik bu arada, yanlış söyledim. Kesik paça bir şort. İşte dedim ki boyu falan da çok şehir içinde giymeye uygun. O yüzden de sevdim bunu. Bunu 60 liraya aldım. Sonra yine o Afyon'dan aldım bunu da. Defacto'dan aldım. Şöyle bir beyaz crop. Altında da yine böyle iplerimiz var. Ben yani böyle şeyler hassasıyım herhalde, bilmiyorum. Bunu bu arada çok sevmedim giydikten sonra. Denemeden aldım bunu. Şeyi sevmiştim ilk başta, ilk gördüğümde. Kalın olmasını. Kalın dediğim, yani iç göstermeyecek. Çünkü ön tarafı çift kat bunun. İç göstermeyecek olmasını sevmiştim başta, ilk gördüğümde. Ama bu ipleri falan mı çok kalın? Böyle garip duruyor. Yani zarif durmuyor, anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum. İplerini kesip kullanayım diyeceğim ama yani onu da yapmam çok mantıksız olacak, birazdan göstereceğim şu yüzünden. Ama yani bilmiyorum, var böyle bir şeyim artık. Giyerim mutlaka bir ara. Böyle. Bu da 30 liraydı sanırım. İndirimde falan değildi bu direkt, 30 lira fiyatı. Bahsettiğim şey bu. O yeşilin, daha önce gösterdim yeşil strapless üstün. Beyazını aldım. Sanki hiç bunu almamış gibi ama tonları farklı. Bu biraz daha ekru gibi, kırık beyaz. Bu tam beyaz. Okey bence. Bu evet, kırık beyaz biraz. Böyle yine strapless bir üst. İnanılmaz böyle esnek. Ama ben tabii yine şu şeyleri beni sıktığı için medium large'ını aldım aynen. Yine Dilvi'nin, yine aynı mağazadan aldım. Yine 25 liraya aldım. Dilvi'nin de hala 40 lira bunlar.
O mağazada dilim diyecektim. Tivis bu arada. İzmir'de yaşayan varsa Sıstal tarafında Tivis diye bir mağaza var. Oradan alıyorum ben bunları. Çok da güzeller. Çok da kullanışlılar. Ben o yeşilini hem böyle arkadaşımın doğum gününde giydim. Hani daha şık olmak istediğim bir gün. Uyurken de giydim. Başı sütyen takmak istemediğim zaman tişörtlerimin altına falan filan da giydim. Yani o kadar çok giydim ki onu gerçekten. Her rengini almayı düşünüyorum bunun. Başladım zaten almaya. Yani fiyatı falan da çok iyi. Kullanım alanı çok geniş olduğu için de çok hoşuma gidiyor. Rengini falan da aşırı seviyorum. Böyle muazzam bir şey yani. İyi ki de almışım. Son olarak yine Twist'ten aldım bunları da. Şöyle uzun kollu keten gömlekler aldım. Aşırı oversize bunlar bu arada. İnanılmaz oversize'lar. Baya kayboluyorum içinde. Belimi bulamıyorum yani giydiğimde. Rengi falan çok hoş. Burada satıcı yakıştığını söyledi bilmiyorum. Çok turuncu oluyorum ama. Böyle bir oversize gömleğimiz. Yani kolu bilene kadar oversize baksanıza. Aşırı yani. Ama duruş falan çok hoş. Ben beğendim baya. Bunlar 55 liraydı. İzmir'de olan varsa böyle bilmiyorsa bence kesin baksın. Hani inanılmaz uygun fiyatlar diyemem ama hep böyle o yıl o anlarda moda olan şeyler var. Mutlaka bir şey bulursunuz yani. Ve tabii Inditex mağazalarına göre uygun fiyatlı kalıyor. Bir de bunun beyazını aldım. Bunu daha çok böyle işte bikinilerin üstüne falan atarım diye aldım aslında bu yılın modası biliyorsunuz ki. Hafif mavi bir şey mi? Bana bütün beyazlar bir garip geliyor. Bilmiyorum. Biraz mavi geldi şu an bana. Yine aynı kalıp standart bunlar zaten. Bunu da 55 liraya aldım. Aynısının beyazı. Yani böyle. Günlük hayatta da gayet kullanışlı ve güzel olacağını düşünüyorum. Hiç böyle gömleklerim yoktu benim iyi olduğu yüzden. Daha birkaç rengini daha almak istiyorum. Kum rengi falan o tip şeyler de vardı. Onlardan da alacağım muhtemelen diyorum. Ve bu videoyu da kapatıyorum artık. Aldıklarım bu kadar. Biraz hızlı oldu ama az şey almışım ya da hızlı mı anlattım bilmiyorum. Yine denemeli yapmaya çalışacağım. Daha fazla fırtına çıkmadan bitirmeye çalışıyorum videoyu. Evet, bilin bakalım yine ne olmuş. Sinirim bozuldu artık gerçekten. Videoyu yine denemeli yapacağım. Yapmaya çalışacağım derken video kesilmiş yine. Zaten artık kapanışı çekiyordum. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Bay bay.